Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Hakan. Arkadaşlar bugün Hakan'la birlikte bir kişilik testi yapacağız. Bu test hangi evcil hayvanı beslemelisin adlı bir test. Bakalım hangi evcil hayvanı beslemeliymişiz. Güzelmiş test ya. Bir tahminin var mı? Hangi evcil hayvanı beslemelisin mesela sen? Hangisini seversin? Köpek. Köpek. Ee, ben yani. aslında bütün hayvanları hani severim hani e, kuştan. Çok bir sorumluluk ama. Evet büyük sorumluluk. Şu anda zaten şöyle göstereyim. <laughs> ben bir kedi sahibi olduğum Bayağı açıkça. Belli 3 tane kedim var. Biliyorsun Videolardan da tanıyorsunuz, ben onları evime götürdüm. Oldukça sevimli ama oldukça yaramaz, sinir bozucu 3 tane oğlum var. Hemen bakalım ben hangi hayvanı beslemeliymişim, sen hangi hayvanı beslemeliymişsin? Bakalım. İlk soruyla başlıyorum. 1- Kendini nasıl tanımlarsın? A- Sessiz B- Utangaç C- Komik D- Arkadaş canlısı E- Saldırgan Nasıl tanımlarsın? Yani komik ve arkadaş canlısı diyebiliriz ya. Yani Hangisi? Yani 35 canlısı. puan mı verelim sana buradan? <laughs> Arkadaş canlısı diyorsun. Sen yani, D diyorsun. Ben de buradan komik diyorum kendime. Komiyim galiba herhalde komiğimdir. C diyorum. Hemen sizler de şıkkınızı yazın. Şimdi puanlarını okuyorum. A 20 B 10 C 30. Ben 30 puan aldım. Hakan buradan 40 puan aldı. D diyenler 40. E diyenler saldırgan diyenlerse 0 puan aldı arkadaşlar. 2 en sevdiğin renk hangisi? A pembe veya sarı. B mavi veya yeşil, C kırmızı veya turuncu, D her hangi, her rengi severim, E böyle sorular sorulmasından nefret ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyiymiş yani şey somurtkan şirin gibi. Evet, hangi cevabı verirsin sen olsan hakan burada? B derim. Zaten tişörtünden de mavi. Mavi veya yeşil. Açıkçası Aynen. ben her rengi severim. Şöyle de göstereyim. Evet. Evet yani o yüzden ben buraya D diyorum. Ee, A diyenler 30, B diyenler 20, C diyenler 10, D diyenler 40, E diyenler 0. Hemen üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Boş zamanlarında ne yaparsın? A. Arkadaşlarımı telefonla işletirim. Bak çok telefon sapıymış bu. <laughs> B. Müzik dinlerim. C. Sokakta top oynarım. D. Youtube'da video izlerim. E. doğa doğa yürüyüşü yaparım. Birçok arkadaşımız burada bence D. YouTube'da video hmm, izlerim bana diyecektir. Da öyle geliyor. Ben müzik dinliyorum genelde boş zamanlarımda. Ya yani ben de müzik dinliyorum boş zamanlarımda. Arkadaşlarımı telefonda işletmiyorum. Aslında hepsini <laughs> yapıyorum ama genel olarak hani bir seçim yapmam en sevdiğim hangisi derseniz E. doğa yürüyüşü yapmayı tercih ederim. A diyenler 0 puan, B diyenler 30 puan, C diyenler 40 puan, D diyenler 20 puan. E diyenlerse 10 puan. Yani ben buradan 10 puan aldım. Hakan da 30 puan aldı. Evcil hayvanınla günde ne kadar zaman geçirmeyi düşünüyorsun? A 10-15 dakika. B tüm zamanımı onunla geçirebilirim. C sadece boş vaktim olduğunda. D okuldan veya işten döndüğümde. E hayvanımın kendine yetmesini tercih ederim. <laughs> kendi kendine, kendi kendine yani, yani. işte oynasın. ocakta gitsin yemeğini yapsın falan ne bileyim bulaşığını yıkasın. Uğraştırmasın. Yani beni uğraştırmasın yani. <laughs> Öyle bir hayvan enteresan olurdu yani. Sana hatta yemek yapıyor falan böyle. <laughs> kendine yetmeyi geçmiş ötü mütü yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar ne dersin mesela sen burada? Ee, yani okuldan veya işten döndüğümde derim. Sonuçta işte evde olmayacağım için. Yani ben hani evde olduğum bütün vaktimi onunla geçirebilirim. Üç kediyle zaten birbirimizi yemekten <laughs> e, vakit bulamıyoruz televizyon izlemeye dahi. Ben e, B, B diyorum tüm zamanımı onunla A geçirebilirim. A diyenler 10, B diyenler 40, C diyenler 20, D diyenler 30, E diyenler 0. Yani ben 40, sen 30, 30. puan aldın evet. buradan. Nasıl bir evde yaşıyorsun? A- Kırlık bir, kırlık alanda bir evde. B balkonlu bir apartman dairesinde, C balkonsuz bir apartman dairesinde, D okulun yurdunda, E büyük bahçesi olan bir evde. Büyük ihtimalle çoğu kişi B diyecek Evet ya da B C diyecek. veya C diyecekler. Yani... Özellikle büyük şehirde yaşayanların C deme olasılığı çok yüksek. Evet. Sen ne diyorsun burada? B diyorum ben. B diyorsun. Yani ben kırılık alanda bir evde yaşamayı tercih ederdim. Mesela benim balkon konusunda kesinlikle bir takıntım var. Balkonsuz ev kesinlikle kabul etmiyorum yani. Tercih etmiyorum. Ben çok basıyor açık hava olması lazım. Ama şu andaki evimin hani büyük değil ama ortalama düzeyde evet. güzel hoş bir bahçesi var. Bahçe katı bir evde oturuyorum. Yani ben buraya E diyorum. Sen ben B dedim. B, balkonlu bir apartman dairesi evet. Hemen puanları okuyorum o zaman. A diyenler 40, B diyenler 20, C diyenler 10, D diyenler 0, E diyenler 30 puan alıyor arkadaşlar bu sorudan. 6, evini veya odanı ne sıklıkta temizlersin? A, her gün. B, temizlemek mi? Hiç işim olmaz. C, 3-4 günde bir etrafa çeki düzen veririm. D, sadece hafta sonunda toplarım. E, çok yoğun olduğum için sadece vaktim olduğunda. Bence bu bekar arkadaşlara pek sorulmaması gereken bir soru olabilir yani. yani. Ama ben mesela hani 3-4 günde bir etrafa en azından hani temizlik Aynen. demesek de ona bir çeki düzen bir ortalık toplayayım. Bir hani bir süpürge geçeyim falan belki. Oda oda bazen. Hani bu oda kirlenmiş ya burayı temizliğim dediğim oluyor. C. Ben de C diyorum buraya. A diyenler 40, B diyenler 0, C diyenler 30, D diyenler 20, E diyenler de 10 puan aldı arkadaşlar. Biz 30'ar puan aldık buradan. Yedinci soruyla hemen devam ediyorum. Sinirlendiğinde ne yaparsın? A. Olay yerinden uzaklaşıp sakinleşmeye çalışırım. B. Beni sinirlendiren kişiye vururum. C. Derin bir nefes alıp içimden ona kadar sayarım. D. Çığlık atarak sakinleşmeye çalışırım. Evet sen olsan ne dersin burada? E de var galiba. Aa bir de E varmış arkadaşlar. Burada <laughs> sayfa atladığı için görmemişim. Beni sinirlendiren kişiyle, kişiyle konuyu konuşurum demiş E şıkkıda. Yani... E, derin nefes alıp Sakinleşmeye çalışırım. Yani ona kadar saymam da sakinleşmeye çalışırım. Ee, Çok özür diliyorum. Ben vurabilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok abi yani. Hani vurmak değil ama böyle bir dürtülebilirim. Ne, ya? ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Niye yapıyorsun ya? Böyle bir dürtükleyebilirim yani sana. Yani sakinleşip <laughs> hani, dur sen de sakinleştir. Konuşmaya çalışırım hani. Yani ben vurmam ama yine de onu işlerim. Çünkü dürterim ya. O dürtme oyun var benim. Ne yapıyorsun ya? Niye yapıyorsun oğlum diye. Ben Dursun C dedim. <laughs> B diyorum ben de. Evet hemen puanlara bakalım. <laughs> A diyenler 20 puan. B diyenler 0 puan. Ben 0 aldım buradan. C diyenler 10 puan. D diyenler 30 puan. E diyenler de 40 puan almış arkadaşlar buradan. 8. soru arkadaşlar. Ee, şu an beslediğim bir evcil hayvanım var mı? A yok. B balık. C memeli bir hayvan. Kedi köpek maymun gibi. D kuş, E de sürüngen bir hayvan. Kaplumbağa, iguana, yılan falan gibi. Ten evet 3 tane kedim var. var. Yani. Ha, balığın da var Balığım da var. Ben 50 puan alayım o zaman. ha, <laughs> hani memeli bir hayvan diyeyim çünkü genel onlar evin sahibi onlar hatta yani. O, o yüzden C diyorum ben. Benim de yok A dedim. A diyenler 0, B diyenler 10, C diyenler 40, D diyenler 30, E diyenler 20 ben o zaman 40 aldım. Evet ben 40 aldım. Hemen o zaman arkadaşlar sorularımız bitti. Şimdi bir puan hesaplaması yapalım. Daha sonra gelip sonuçları okuyacağım, tahlilleri okuyacağım. Hemen hesaplamaya geçiyoruz. Evet puanlarımızı topladık, geldik. Ben 220 puan aldım. Hakan sen kaç aldın? 180. Birbirine yakın puanlar. Bakalım hangi gruba gireceğiz biz. 0.50 arası alanlar arkadaşlar aranızda varsa dikkatli dinleyin. Sen evcil hayvan besleme demiş. Siz evcil hayvan beslemeyin arkadaşlar. Bir evcil hayvana bakmak kesinlikle sana göre değil. Bu aslında büyük bir sorumluluk ve bunun üstesinden gelebilmen zor görünüyor. Kendini değiştirmediğin sürece asla evine evcil hayvan alma demiş size arkadaşlar. Bence değerlendirin bunu. <laughs> 60-120 arası alanlar balık besleyebilirmişsiniz. Evde balık besleyebilirsin. Hatta Japon balığı senin için biçilmiş <laughs> kaftan. Ne de olsa çok fazla ilgi gerektirmiyor ama Lütfen akvaryum suyunu değiştirmeyi unutma. <laughs> evet güzel bir şey varmış. Hatta size şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Beta alırsanız akvaryum suyunu da değiştirmeye gerek Evet o derece. Beta alalım. alın. Hiç değiştirmeyin onlar böyle her türlü yaşıyorlar. 130-190 arası alanlar sürüngen beslesin demiş. Kurbağa, iguana, yılan gibi sürüngen hayvanlar tam size göre. Hiç bana göre değil. <gülüyor> <gülüyor> bu tür... Aa, doğru senin grubun bu özür kurbağa... Iguana, yılan gibi sürüngen hayvanlar tam size göre bu tür hayvanlar senin sıra dışı kişiliğinle çok yakışır. Hem bunların diğer evcil hayvanlar gibi sosyalleşmeye de ihtiyacı yok. Yani muhatap olmasan da olur diyor. Onları gidip sevmesen, öpmesen, koklamasan da olur demiş. Hakan sen artık sana ben bir yılan alayım doğum gününde. Kaplumbağa al sen. Kaplumbağa alayım tamam. Evet 200-260 arası alanlar bu benim e, puanlarıma denk geliyor. Sana uygun olan evcil hayvanlar kuş veya kemirgen demiş. Kanarya, papağan, hamster veya tavşan. Bunlar da senin gibi sosyalleşmeye açık oldukları için karakterine çok uygundur. Bu arada hepsini de besledim yani. Kanarya, papağan, <laughs> hamster, tavşan hepsini de besledim. 270-320 arası alanlar memeli hayvan beslesinler demişler. Testten çıkan sonuca göre evde zaten bir evcil hayvanın var gibi. Ama yoksa kedi, köpek hatta maymun bakabilirsin. <laughs> Sabırlı ve dışa dönük biri olduğun için eminiz onu da çok iyi eğitirsin. Sokakta bakılmaya muhtaç çok fazla hayvan olduğu için evde birden fazla evcil hayvanın da olabilir. Bence oldukça güzel eğlenceli bir testti. Evet güzeldi yani hani. Biliyorsunuz biz oha metrede puanlar veriyoruz videolarımıza. Bu teste ne veririz? Orta oha. Var. Orta oha veririz. Bence de orta oha'yı hak etti. Tam olarak böyle verimli ikimizi de tam verimli evet. tahmin edemese de. Yani güzel önerileri var. En azından Aynen. yakın önerileri var. Bu arada arkadaşlar tam şuradaki linki tıklarsanız Türkiye'den en ilginç bilgiler adlı videomuza ulaşabilirsiniz. Liste Delisi kanalımızdan. Kendinize iyi bakın.